Ben her zaman gelirim. Sen yeter ki beni davet et. Ya olmazsa, hani kendi çocuğumuz olmazsa falan diye düşünmüştük. Hep aklımızda vardı. İlk evlendiğimiz zamanlardan beri vardı zaten. Olmadı. Allah nasip kısmet etmedi. Biz de başvurduk. Ve buna daha çok depremin olması bizi teşvik etti. Ondan sonra başvurmaya karar verdik biz daha çok. Fotoğraflara bakalım mı? Meksika. O kırılma noktası oldu aslında, evet. Orada çocukların hani öksüz kalması, o depremin içinden çıkartılması, o çok etkilemişti bizi. Bir de bir aile dostumuz var, onlar da başvurmuşlardı. Onların başvurduğunu duyunca biz de başvurmak istemiştik yani ve başvurduk. Ambiyans yaşandı ki ikimiz birbirimize baktık. Değişik bir şeydi, evet. Böyle dedik baktık, yani artık daha neyi bekliyoruz? Yani beklemememiz lazım. Ve yaptık. Biraz şimdi sen. Bu ne? Bunun markası neymiş bunun? Markası. Bu da Ferrari'ye benziyor. Baba buna bak. Devletin bunu bize sağlamış olması gerçekten yüce bir durum. Çünkü insanlar gerçekten neslimizde, zamanımızda çocuk sahibi olmakta gerçekten zorlanıyorlar. Bunun ben güçlü bir seçenek olduğunu düşünüyorum. Biz ona evlatlık olarak almadık, koruyucu aile olarak aldık. Ama netice itibariyle devletin yaptığı işi bir aile ortamında üstlendik. Ama duygu olarak bir evlattan kesinlikle bir farkı yok. Bizim için de önemli olan bu diye düşünüyorum. Yani bize o evlatlığını gösteriyor. Biz ona anne baba olmaya çalışıyoruz. Nerede köşeler? Şu neresi Aliş? Şu kenar olabilir mesela bak. Ecan şurası olabilir mi? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, Türkiye'de ikamet eden, 25 yaş ile 60 yaş arasında olan, en az ilkokul mezunu olan bütün vatandaşlarımız koruyucu aile olabilir. Lütfen başvursunlar. Koruyucu aile sistemine destek versinler. Sınıfın kaçıncısı? İlkokul? İlkokul 2. Öğretmeni seviyor musun? Öğretmeni kim?